Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan Star. Bugün arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün size arkadaşlar Minecraft dünyasının en güçlü kılıçlarını göstereceğim. Yani bugün arkadaşlar en güçlü kılıç moduna bakacağız ve bu modunu da arkadaşlar indirme linkini de vereceğim açıklama kısmında. Siz de kullanabilirsiniz yani. Fakat ondan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoda like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız siz de Style ailesine katılmış olursunuz. Neyse bakalım, şimdi bugün yanında Enes de var. Fakat Enes nerede? Nereye gitti lan bu? Enes! Neredesin? Dur bakalım nereye gitti? Yatıyor mu acaba? Bakayım. Haa, bu odada da yok. Ulan video çekeceğim diye Enes'i de yanıma aldım. Enes ortalarda yok. Nereye gitti lan bu? Aha! Lan! Lan! Oğlum! Oğlum ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Tuvaletimizi yapıyoruz. Pardon ya, tuvalette miydin? Görmedim. Hadi video çekme vakti geldi, hadi gel. Tamam geliyorum, çık da elimi kim ya? Ya hadi ne yapıyorsun 2 saat? Heh, tamam. Ya geldim ya, çok tuvaletim vardı. Oh. Arkadaşlar dediğim gibi bugün dünyanın en güçlü kılıçlarını göstereceğim size. Hadi bakalım. Şimdi tam da oraya yapıldı bakın. Her kılıcın birbirinden farklı özellikleri var arkadaşlar. Siz de göreceksiniz zaten. Ulan koyuna niye vuruyorsun? Kanka o bana vurdu. Ya hadi gel bakalım, neyse. Şimdi kanka sen deney tahtasısın, tamam mı? Ne alakası var? Yani sen zırh falan giyeceksin. Yani set falan giyeceksin. Şu anda bir sessiz deneyelim. Ölebilirsin ama tekrar doğacaksın, merak etme. Tamam vur hadi. Bizim yanımız yanmaz kardeş. İyi tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz yani ne kadar bir sürü kılıç var. Şurada da en güçlü kılıç var, onu da en son göstereceğim. Şimdi ilk kılıcımız patlatan kılıç arkadaşlar. Şöyle yanında da kitapta ben çevirdim burada ne yazdığını. %25 ihtimalle patlamaya sebep olur. Şimdi oha lan kılıç ne kadar büyümüş. Oha ne lan be. Bu ne lan, dur bak kameraya sığmıyor. Tamam hazır mısın? Yavaş vur bak, benim bel fıtığım var. Dur önce sessiz dalacağım, sonra setli dalacağım, böyle altına yemeyen etkisini göreceğiz şimdi. Hop. Aa! Oğlum tek yedi lan. Mod 1.12.2 sürümünde çalışıyor arkadaşlar Minecraft'ın, onu da söyleyeyim. Evet Enes geldi şu anda, elmas set giydi ve enşli elmaya, ya ölmezsin enşli elmaya. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu kılıcın özelliği %25 patlama ihtimali var, bakalım patlayacak mı? Hadi hazır mısın? Hazırım. Hop vurdum, patlamadı. Gel bakalım. Aha. Lan! Oh vallahi patladı arkadaşlar, gördünüz mü patlamayı? İşte bu be, vallahi bu kılıcın gücünü de görmüş olduk, tamam. Güzel, bu kılıcı beğendim, patlama efekti verdi. Şimdi burada da kasırga kılıcı var. Bakalım. Ne yapıyor? Bu nasıl bir kılıçmış? Vallahi plazma kılıcına benziyor birazcık ama neyse okuyalım. Zırhları delen rüzgarlar yaratır. Gel bakalım. Ya altın elmana. Hop. Kanka zırhım gidiyor ama. Zırhım kırılıyor. Ha, zırhını kırıyor yani bu. Anladım. Bir de setini çıkar bakayım, öyle deneyeceğim. Altın elma yeme. Hop. Tamam. Oha! Dört kat! Lan kaç! Gel lan buraya. Dört kat. Hadi tamamdır. Bu da güzelmiş. Zırhı hızlıca delmesini yarıyor arkadaşlar. Yani bununla bu kılıçla zırhı hızlıca delebilirsiniz. Arkadaşınızın zırhını. Burada da kutsal cezalandırıcı kılıç var. Bakalım bu nasılmış. Evet bu kılıç bu şekilde. Nasıl lan bunun şekli yamuk kılıç. Neyse okuyalım. Ölümsüz yaratıklara %200 daha fazla hasar verir. Ha, Enes... Yaratık diyor. Sen yaratık değilsin değil mi, insansın sen. Oh bu sefer ben de denemeyecek. Ya o deneyeceğim, gel buraya. Kanka 4-4 vuruyor, 4-4 vuruyor. 4-4 vuruyor. Tamam bir dakika, buraya bir zombi koyalım arkadaşlar, zombi de deneyelim. Aldım şu anda zombi domuz adam, bakalım ona tek atabilecek miyiz? Evet tek attık. Bayağı güçlüymüş ya bu kılıç da, güzelmiş. Dur nereydi burası? Heh. Evet sıradaki kılıcımız Noel özel kılıcı, bakalım bunda ne özellik varmış. Noel ruhu herkesle yaşayacak diyor. Bakalım. Noel'de ne olur? Farklı farklı hediyeler verilir. Yılbaşında yani. O zaman bu da farklı farklı şeyler mi vuruyor acaba? Bir deneyelim. Hop. Aha. Bir daha. Ana havaya fişe çıktı lan, havada patladı. Bir daha vur bakayım. Havaya fişe çıkıyor. Güzelmiş lan. Vallahi beğendim. Evet güzelmiş. Bakayım şöyle de görünümü de bu şekilde. Bunu da koyalım. Arkadaşlar bu arada daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız, yani mod tanıtımları istiyorsanız video like atmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse bakalım, şimdi sıradaki kılıcımız ruh katledici. Evet %10 ihtimalle bir moba, yani yaratığa tek atar. Moba. Ben de deneyip başta. Bir dakika dur bir. Girdim. He kanka bana vurmuyor. Dur şurada mob var, şu moba saldırayım. Slime gel lan buraya. Slime gel bakayım. Aa, bana vuruyor. Tabii bu vuracak oğlum.
Ya bunun fazla bir özelliği yok. %10 ihtimalle tek atıyor işte. 1.6 saldırı hızı ve 10 saldırı hasarı var. Diğerlerinde de 14 saldırı hasarı falan vardı. Yani tek başına özellikleri olmasa bile kılıç olarak da güçlüler yani. Elmas kılıcın 2 katı neredeyse. Yani bunu da koyuyoruz hatta bakın. Bu 20 saldırı hasarı varmış. Bunun 10 saldırı hasarı, bunun 10 saldırı. Bunun 22 saldırı hasarı varmış. Vay be. Evet, sıradaki kılıcımız Yıldırım kılıcı. Benim en sevdiğim kılıçlardan birisi ve benim canım... Karnım acıkmaya başladı, canım ne ya. Enes şimdi setini çıkar bakayım, tek yiyecek misin, bir deneyelim. Ben. Ya bir elma yiyip... Bakalım her saldırı yıldırımlar düşür ve alevle yakar. Wow. Oğlum çok güzel lan. Gel bakayım, gel. Aaa yanma. Herhalde enşli elma yani büyülü elma yemeseydin ölecektin büyük ihtimalle. Değil mi? Aynen. Evet. Tek atıyor bu da kılıçta arkadaşlar. Bakalım 14 saldırı hasarı var, aynen. Bu da güzel bir kılıçmış, yıldırım kılıcı, beğendim. Bu ne? Yılanın Venom kılıcı. Oha lan. Yılan kafalı kılıç. Yılan ağızlı. Evet, bu ne işe yarıyor bakalım. Adamı zehirler. Aa, zehirledi lan. Zehirledi mi? Kaç ama? Kanka zehir 4. Ve eğmiş 1.48. Oğlum şuna bak, nasıl da zehirlendi, yanıyor, yazık lan. Aga be. Ya. Hala zehirlendi. Bitmedi mi lan? Ha bitti, tamam. Ha bitti. Evet, bu kılıç arkadaşlar zehirliyormuş yani, yılan kılıcı adı üstünde. Evet, sıradaki kılıcımız ejderha nefesi. Evet, bakalım. Bu ne yapıyor? Bu da büyükmüş lan. Bu sıradan bir kılıç değildir. Çünkü bu kılıç yaşayan canlı bir ejderhanın nefesinden yapılmıştır. Ve savaşçının etrafında onu koruyan bir ateş çemberi oluşturma şansına sahiptir. Mantıklı. Ejderha nefesinden yapılmış. Bakayım. Yanıyor. Mantık olarak yanması da zaten, aynen. Bir daha vur bakayım. İki kere vur. Benim etrafımda alev çemberi oluşturdu. Oo, alevler saçtı etrafı arkadaşlar. Var ya, bayağı güzel kılıçlar var cidden. Neyse, şu kılıcı artık yerine koyalım ve diğer kılıçlara geçelim bence. Ultimate çiçek kılıcı. Bu kılıç sayesinde doğanın gücü elinde olacak. Vay. Bakalım nasıl bir kılıçmış. Ya bir kere elmasız vur ya. Merak ettim. Oha. Üf. Ana. Ne oldu lan? Bir daha vuracağım. Tek yedi. Tek yedi. Dur, bir daha vuracağım. Bakalım ne olacak? Farklı farklı şeyler oluyor. Geldim. Game mode 0. Aha. Bekle, canım da olsun. Enşliyim. Aynen, enşliye. Oğlum çiçekten çıkıyor. Hem doğaya yararlı, hem doğaya yararlı. Oğlum full gül oldu. Gözlerim gitti şu anda. Birazcık gözlerim kanıyor. Tamam, bunları koyabiliriz geri. Nereye koyacağız? Dur şurası. Ha. Şu çiçekleri kırsak mı, ne yapsak? Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Bakın arkadaşlar nasıl yaptım ama, güzeldi değil mi? Lan ne yaptın? Ya. Eller lan sana, çevreci. Gördün mü? Sihir. Gitti kimse. Kır kır kır, onları kır, efekt yapacağım, kır. İmha kılıcı. Evet. Ya bak, korkuyorum ondan ya. Adı üstünde imha kılıcı yazmışım buraya da ben. Evet, gel bakalım nasıl imha kılıcıymış. Oha! Uhuhu! Ne yaptı? Lan sandıklar kırıldı ama. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yani bu kılıcı uzak bir yerde kullanmamız, göstermemiz gerekiyormuş. Biz burada kullanıp birazcık mallık yaptık. Gel Enes, gel. Gel. Gel uzaktan bir deneyeyim. Bayağı uzak gidelim. Dur bekle burada, tamam yeter. Bekle. Game of Thrones. Kanka gitmez de oraya kadar, hadi yap. Hazır mısın? Hazırım. Yani görürsün sen. Hadi. Arkadaşlar yalnız çok fazla patlama şeyi veriyor. Baksanıza. Şunun patlattığı alana bakın. Bir de biz dümdüz Minecraft dünyasında oynadığımız için fazla patlamış gibi gözükmüyor derinlik olarak. Çünkü bu katman sayısı mesela kırılmıyor. Yani normal bir dünyada patlatırsanız daha da büyük bir patlama efekti olur yani. Burada da ateş hassası var arkadaşlar. Bakalım bu neymiş. 3 tane alev topu fırlatır. Hazır mısın? Hop. Üf. 3 tane alev topu fırlattı harbiden. Mantıklı aslında kanka, güzel bir şey. Aynen, güzelmiş. Aynen, bunu beğendim. Yıldırım asası var. Adamın kafasına yıldırım düşürdür. Geç bakalım uzağa. Uf. Bir de sen bana kullansana. Sen de bana kullan. Aha, şimdi ne yaptım sana, izle. Allah. O ne lan, kafama yıldırım düştü. Bir de tutturabilsen. Ya. Hayır tamam, yeter. O mu ya? Allah, kendime attım, al. Kendine yansın. Burada ne var? Işınlanma asası var. Yap bakayım bana. Oo, en değişik atıyor. Aa, çok güzel lan. İstediğin kadar atabiliyor musun? Aynen, sınırsız. Burada da Wither asası var. Wither şeydi değil mi? Bir tane mobdu. Yaratık. Ha, iğrenç bir şey böyle. Tipsiz bir şey böyle. Pal.
Wither canavarları fırlatır. Aha. Sen kime tipisi demiştin? Bakayım hangi canavarları tipisi demiştin? Yo, ona da demedim ki, ben ona şaka yaptım. Aaa! Lan bana lan! Abi şuna bak! Oğlum 1, 2, 3, 4, 10 tane şey açtı. Oğlum matematiğine 5 tane var burada. 5 tane delik açtı, neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane Wither fırlattı Enes'in kafasına ve Enes'in kafası şu anda birazcık sallanıyor olabilir. Evet, patlama asası. Oğlum bak patlama diyor, ben gidiyorum. Bir dakika biraz. Yürü kanka, yürü kanka, gidelim, yürü yürü. Uzaktaydı. Uzaktaydı. Yani burası patlamış zaten, dur. Hazır aynen. Mısın? Hazırım. Oha. Oğlum, ne lan? Ne fırlatıyor? Çok değişik bir şey fırlatıyor. Taş fırlatıyor, taş fırlatıyor. Bir dakika, havaya fırlatacağım. Oo, şuna bak. Lan oğlum ne yaptım ben? Öldüm. Nasıl? Oha. Bence toprağa bir şey atıyor, topraktaki sinir biliyor. Havadan da atabiliyorum bak. Mesela havaya atayım şöyle. Havadan kanka, gidiyor benim, yere yere indi bak, yere indi, patlayacak şimdi. Kanka ölüyorum ben gene, ölüyorum, bu ne? Ben ne ölüyorum? Patladı. Çok iğrenç bir şey. Bunu var, insanları deli edersin böyle. Vallahi güzelmiş bu. Tamam, ben bunu beğendim. Burada da arkadaşlar en güçlü kılıç var. Hazır mısınız? İlahi kılıç. Evet. Burada diyor ki bu kılıç tanrılar tarafından dövülmüştür. Yani yapılmıştır ve inanılmaz bir güce sahiptir. 250 ekstradan ilahi hasar verir ve ölümsüzlüğü durdurabilecek tek kılıç budur. Yani ölümsüz herkes öldürebiliyormuş. Öldüm ben. Oha, oha arkadaşlar 1000 saldırı hasarı var. Öldüm ben. Vur abi, vur. Belli bir. Vurma be. Dur bakayım. Bir de ençliyim hangi, dur bakayım, bir de ençliyim. Yani büyülü elma da ye, büyülü elma da ye, tamam. Arkadaşlar 1000 saldırı hasarı var abi, 1000. Bununla herkes öldürebiliriz. Bak ençli yiyor değil mi? Hazır mısınız arkadaşlar? İyi izleyin. Hazır. Aa! Tek attı vallahi, billahi tek attı. Oğlum efsane lan. Dur bakalım şunları da deneyelim. Hop, üzgünüm domuzcuk. Domuzcuk da gitti. Hayvan katili. Git lan. Aa, game mode 1'e geçti. Ama sıvı geç. Oğlum her türlü tek... Bir dakika, setim gitti. Setin kırdı. Ama sıvı geç. Set gitti. Oğlum setim ver lan. Setim ver Kaan. Setim ver. Git ya, ben bir daha seninle oynamıyorum. Git abi, küstüm ben. Al sana. Abi çok güçlü kılıçmış yalnız ha. Şuna baksanıza, tek atıyor. Enes şimdi. Buradan kendine bir kılıç seçiyorsun, ben seçtim. Dünyanın en güçlü ilahi kılıcını seçtim. Sen de buradan kendine bir kılıç seçiyorsun ve kapışıyoruz, hadi bakayım. Dur kanka, bir şey diyeceğim izleyicilere. Arkadaşlar, kanalla benim kanalıma abone olanlardan bir kişi roleplay videomuzu alıyoruz. Yani haberiniz olsun. Yani bence gelin roleplay videomuza. Neyse bakalım, şimdi gel kapışacağız. Nerede yıkım kılıcı değil mi? Aynen, gel. Ya, yıkım kılıcı bakalım. Hadi sen istersen set de giyebilirsin, fark etmez. Bu sana vurmuyor ki. Yaklaşacaksın, yaklaşıp vuracaksın. Dur lan. Bekle, başladım oğlum. Bir deneyeyim mi, deneyeyim mi? Ya ama sen de öldün, sen de öldün. İkimiz de öldük. Sen de öldün, sen de öldün. İkimiz de öldük, sen de öldün değil mi? Sen de öldün, gel buraya. Gel lan buraya. Ben, abi buraya vurdum. Hadi ya. Ben daha önce vurdum. Aynı anda vurduk temin, ikimiz de öldük. Lan geldi. Hadi. Tamam oğlum. Ama akşam haksızlık yok, haksızlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıçları böyle bir test edelim dedik. Yani arkadaşlarınızla oynayınca çok güzel oluyor. Bu arada map'in haritanın ağzına sıçtın Enes. Onları ne fırlatma ya, artık. Hala fırlatıyor. Bak. Çok güzel bir lan. Neyse, harita kalmadı arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum ve bay bay.